Sevgili dostlar merhabalar. Bugün sohbet havasıyla sizlerle Şöve Mağarası'nı konuşacağız. Şöve Mağarası Güney Fransa'da küçük bir vadide bulunuyor. Ve neden önemli bizim için ve şu an burada neden konuşuyoruz? Çünkü 30 küsür bin yıllık tarihi bulunan bu mağarada insanların mağara duvarına çizdiği birçok çizim var. 420'den fazla hayvan resmi ve birçok geometrik şekil var. Hatta yanardağ patlamasını betimlediği düşünülen farklı çizimler de mevcut. İşte uzmanlar buradaki hayvan çizimleri üstüne birçok farklı yorum yapmışlardır. Bu çizimlerden o dönemin insanları hakkında ne öğrenebiliriz diye düşünmüşlerdir. Ve sizinle bu videoda uzmanların hayvanların bacakları ve ayakları üstüne yaptıkları bir yorumu konuşacağız. Peki bacaklar ve ayaklarla ilgili olan bu durum nedir? Aslında olay çok basit. Resimlere bakıldığı zaman hayvanların bacaklarının çok zayıf, yani orantısız şekilde küçük ve çoğu zaman ayaklarının hiç çizilmemesi durumudur. Yani buradan ne sonuç çıkarabiliriz? Uzmanlar bilinçli olarak yapılan bu çizimlerin sihirsel, büyüsel anlam taşıdığı konusunda ortak bir fikre sahipler. Peki bu büyüsel ve sihirsel amaç ne olabilir? Aslında bu çok karmaşık değil. Sadece o dönemin insanının nasıl yaşadığını düşünmemiz gerekiyor. O dönemin insanı avcı toplayıcıydı. Yani insanlar dışarıya avlanmaya gidiyorlardı. Hayvanların bacaklarının küçük veya ayaklarının hiç çizilmemesi meselesi onların dış dünyayı kontrol etmek için mağara duvarını kullanması, yani büyü yapması olarak yorumlandı. Bu şekilde çizimler yaparak dış dünyadaki av sırasında işlerini kolaylaştırabileceklerini düşünüyorlardı. Peki bazı yırtıcı hayvanlarda da bu çizimler görülüyor. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni de çok basit. Belki de kendilerine gelebilecek saldırılardan korumak maksatlı yaptılar. Veya av yarışında onların önüne geçmek gibi bir amaç olabilir. Asla tam olarak bilemeyiz. Fakat bunlar üzerine düşünmemiz ve o devrin insanını daha iyi anlamaya çalışmamız gerekmektedir. Sizin de bu konuyla ilgili fikirleriniz ve düşünceleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.